Aslında biraz şöyle yandan. Çok Çok değerli belediye meclisi arkadaşlarım, diğer meclisi arkadaşım, İlaç Hareket Partisi ilçe başkanım, babası Reşit amcamız ve saygıdeğer basın mensubu. İlk önce hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bu çok acil olarak bu toplantı gündemi geldi. Dün akşam biz belediye meclis toplantısında artık pazar yeri öyle bir şey ki olan toplantı yapıyor, durmadan olağanüstü toplantı yapıyor. Çünkü gündem maddeleri her 10 günde bir gündem değişiyor. Onun için bir olağanüstü toplantı, meclis toplantımız vardı. Belediye meclis üyeliği arkadaşlarımızla dedik ki oy birliğiyle bir karar aldık. Dedik ki derneklerimizi gezelim. Çünkü pazar yerinin dışarıda da bir gücüz. Özellikle işte Bozüyük'te 15 bin tane hemşehrimiz var. Eskişehir'de hemşehrilerimiz var. Kestel'de hemşehrilerimiz var. Bursa'da hemşehrilerimiz var. İstanbul'da hemşehrilerimiz var. Onlarla istişare edelim. Birbirimize isteklerimizi, temennilerimizi, dileklerimizi bir karşılıklı fikir alışverişine yapalım. Böyle bir proje yaptık. Ve bunu oy birliği kararıyla hem AK Parti grubu hem MHP grubu oy birliği kararı aldı. Dedik ki ne zaman gidelim? Hemen açtık telefonu. Sayın Başkanım'a yarın akşam saat 9'da geliyoruz diye. O da sağ olsun tamam başımız üstte yerimiz var dedi. Ve bizi kabul etti. Ve bu akşam buradayız. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Böyle çünkü pazar eli insanı hepinizin bildiği gibi devletine saygılıdır. Milletine sevgilidir. Bizim orada hiçbir zaman için kavga dövüş olmaz. Birlik, beraberlik vardır. Ve bunu da aynı şekilde siz Bozüyük'te pazar yerini kültürünü yaşatıyorsunuz. Çoğunuz zaten pazarında babalarınız var, anneleriniz var, amcalarınız var, dayılarınız var. Oradaki akrabalarınızla gidip geliyorsunuz. Tabi burada Pazarların Derneği'nin kurulması da bizim için ayrı bir onur kaynağı. Çünkü biz burasını bir pazar yeri toprağı olarak görüyoruz bu derneği. Onun için rahat rahat geliyoruz. Ara sıra başkanımla istişareler bulunuyoruz. Pazar yeri bu dönem çok güzel bir birlik, beraberlik var. Tabi bugün biliyorsunuz 64. hükümeti açıklandı. 64. hükümette iki tane pazar yerli hemşehrimiz bulunmakta. Sayın Başbakan Yardımcımız Doçent Doktor Yalçın Akdoğan, babaları burada. Ve Sayın Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Nabi Avcı. Tabii burada bizim de sorumluluğumuz bir kat daha artmakta. Artık Reşit amcanın bir sözü var. Artık yürümeyeceksiniz, koşacaksınız diyor. Ve biz de tabii bu koşmayı da sadece yani burada iktidar olarak değil de muhalefetleriyle birlikte, pazar yerleriyle birlikte ve dışarıda yaşayan derneklerimizle birlikte güdük pazarcılık olarak yapmamız lazım. Çünkü hepimizin üzerinde bir sorumluluk var. Bunun hepimize bir sebebi var. Onun için biz birbirimize samimi olmamız lazım. Bir olmamız lazım. Beraber olmamız lazım. Bir olmamız lazım. Diri olmamız lazım. Ve bu projeleri hep birlikte yapmamız lazım.
Zaten bizim bir sloganımız var biliyorsunuz. Geliyoruz, hep birlikte başaracağız, pazarları kazanacak. İnşallah bu birliğimizi, beraberimizi Allah'ımız daim etsin diyorum. Tabii projemiz devam ediyor. Bu ay içinde biliyorsunuz Eskişehir Pazarlar Derneği'ne konuk olduk. İnşallah 8 Ocak tarihinde pazar yerinde sizleri konuk edeceğiz. Daha sonra işte Bursa'da, Bozüyük'te ve Kestel'de beraber olacağız. Buradaki derneklerle toplantı yapmamızın amacı birbirimizi istişare etmek. Mesela biz oraya gittiğimiz zaman Eskişehir'de yaşayan pazar yerler vardı. Fakat biz tanımıyorduk. Orada bir tanışma oldu, bir kaynaşma oldu. İstişare oldu ve istişareden de çok büyük kuvvet doğacağını ben görüyorum. Çok güzel gidiyoruz. Allah nazarlardan saklasın diyorum. Tabii burada yine pazar yayınından yetişmiş Bozüyük Belediye Başkan Yardımcımız Ali Avcıoğlu var. O da bizim hemşerimiz sağ olsun. Her zaman pazar yerinin yanında. Tabii dedik ki SGK İl Müdür Pazarcıklı olsun dedik. Allah bize onu da nasip etti. Şükürler olsun. Ve SGK İl Müdürü Sayın Celalettin Ateş de aramızda. Çok sağ olsun. Hayırlı olsun. Biz işte bu bürokratlarımızla, devlet adamlarımızla, derneklerimizle, hemşerilerimizle, yerel yönetimlerimizle inşallah pazar yerini o kayıp yılları hep birlikte gidereceğiz. Tabii şurada şöyle de insanın aklından geçmiyor değil. Pazar yeri zamanında bir göç vermiş. Özellikle mesela Bozüyük, biz şimdi Bozüyük'teyiz. 25-30 yıldan beri pazar yerinden Bozüyük'e bir göç var. Ama şimdi bunu biz dövmek değil de bizim zenginliğimiz olarak görüyoruz. Çünkü Bozüyük'te de artık bir pazar yeri rüzgarı esiyor. İnşallah pazarın içindeki hizmetlerimizle, bu sosyal dayanışmamızla, kültürümüzü yaşatmayla, hani pazar yerinin işte ya şu dürüst insandır, şu vatan ve milletine, bayrağına saygılı insandır, işte bu pazarcıklığı dedirtmek lazım. Onun için bütün bireylerimizin hem dışarıda hem dışarıda yaşayan bütün bireylerimizin bir sorumluluğu var. İnşallah bu sorumluluğumuza hep birlikte bu istişarelerimizle, bu toplantılarımızla devam edeceğiz. Biz işte belediye meclis üyelerimiz olsun, ilgen meclis parti başkanları olsun, biz bu göreve hazırız. İnşallah hep birlikte bunu başaracağız. Tabii Bozüyük Konseyi Başkanımız Zafer Tekrar'ı saydın mı? Hayır. Hep birlikte bu çevremize, ülkemize göstereceğiz. Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın diyorum. Bizi ağırladığınız için sizlere, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Başkan, bu akşam misafirlerin kalaba. Bu akşam iki kere duble mutluyuz. Bir öğretmenler günü etkinliğimiz oldu. Emekli öğretmenlerimizle buluştuk. Elimizden geldiğince onlarla sohbet ettik, dertleştik. Çay, kahve, yemek yedik. Onlar mutlu oldu, biz de mutlu olduk. Sonra pazar yerinden başkanımız ve belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, tüm siyasi partilerin hepsi sağ olsunlar ziyaretimize geldiler. Eşit amcamızla beraber. Ayrıca gururluyduk. Bu birlik, beraberlik, onlara hepsini bir arada görmek ve biz pazar yerini düşünüyorken pazar yerinde de bizim düşündüğümüzü bilmek, hatır için, bizim hatırımızı almak için, gönlümüzü almak için oraya çay içmeye gelmeyi düşünmeleri bile bizi çok mutlu etti, gururlandırdı. Hepsine çok teşekkür ederim. Sana da ayrıca teşekkür ederim İbrahim abi. Ben de teşekkür ederim. Eyvallah. Eyvallah.